Kontrolmatik gündem teknolojiyi sunar. Gündem Teknoloji'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri insan hayatına fark yaratan yenilikleri konuştuğumuz programımızda bugün ses teknolojilerini ilk etapta konuşacağız. Özellikle ses teknolojilerinin arkasında neler yatıyor, ne yönde müşteriye fayda sağlıyor, tüm bunları Sestek Genel Müdürü Serdar Karadayı'dan dinleyeceğiz. Serdar Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi teknoloji dediğimiz zaman hayatımızda dokunmadığı noktası kalmadı. Daha müşterileri, son tüketici müşteri olarak baktığımızda ise farklı bir hizmet sunmak, farklılaşma tabii ki bir başarıyla beraberinde getiriyor. Ses teknolojileri diyecek olursak diyalog bazlı yapay zeka, konuşma analitiği, özellikle bunlar biraz bahsedebilir misiniz? Bu teknolojiler nelerdir? Hangi sektörlere ne yönde fayda sağlıyor? Tabii. Öncelikle eğer İngilizce kelime kullanırsam seyircilerden özür dilerim. Genelde bizim sektörde bazı tabirler oturmuş durumda. Ama ses teknolojileri deyince aslında temelde sesin yazıya dönüştürülmesi, yazının sese dönüştürülmesi, bundan bir anlam çıkarılması, doğal dil işleme dediğimiz, yani insan-makine iletişiminin en üst boyutu gibi düşünebilirsiniz. Sizin sanal asistanlarla yaptığınız, Siri ve benzeri asistanlarla yaptığınız işlemlerin hepsini biz kurumsal hayatta müşteri hizmetleri otomasyonu için yapıyoruz. Bunu canlandıracak olursak herhangi bir çağrı merkezini aradığınızda insanla yapabileceğiniz bütün işlemleri biz makinelerle yapabiliyor durumdayız. Yani siz konuştuğunuzda ne dediğinizi anlıyoruz, yazıya döküyoruz, oradan anlam çıkarıyoruz. Hande Hanım bankayı aradı ve kredi kartı borcunu ertelemek istiyor. Siz sadece bir cümle kullanıyorsunuz, kredi kartı borcumu ertelemek istiyorum diyorsunuz. Biz buradan önce yazıya dönüştürüyoruz. Sonra kredi kartı borcunuzu ertelemek istediğinizi anlıyoruz makine olarak yapay zekayla. Ve bunu gidip gerçekleştiriyoruz. Yani bir insana ihtiyaç duymadan bankanın sistemine bağlanıp bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bunun arkasına yatan da yazılım. Yazılım ve farklı boyutlar. Biz bir Ar-Ge şirketiyiz aslında temelde. Araştırma, geliştirme, bütün hayatımız Ar-Ge ile geçiyor. Daha iyi anlama, %95'in üzerinde sizin konuştuklarınızı yazıya döküyoruz. Belki insan kulağı seviyesi anca bu seviyelerde. Yani gerçekten konuşmayı anlayıp dikte etmesi. Dolayısıyla bu anlamda teknolojinin geldiği nokta en üst düzeyde şu anda müşteri hizmetleri dünyasında. Peki bunun dünyada karşılığı, ekonomik değer büyüklüğü, pazar büyüklüğü nedir? Türkiye bu pazar pastasından ne kadarlık bir pay alıyor Serdar Bey? Tabii burada birkaç farklı rakam var. Bütünden aşağı doğru gidelim isterseniz. 2025 yılında bilişim teknolojileri pazarının veya teknoloji pazarının 391 milyar dolar olması veya 400 milyar dolarlara ulaşması bekleniyor. Sadece yapay zeka ve ses teknolojilerine odaklı alt kümelere inersek yaklaşık olarak 25 milyar dolara erişmesi hedefleniyor. Şu anda da 13-15 milyar dolar civarında bizim dokunduğumuz alanlar. Türkiye bundan tabii ki maalesef şu anda çok büyük bir pay alamıyor. Genelde gelişmiş ülkeler en büyük payları alıyor ama biz %1'in altında bir pay alıyoruz şu anda Türkiye olarak. Verilere bakacak olursak biz hizmet ihracatı kümesinin altındayız Türkiye'de. Hizmet ihracatı da yaklaşık 58 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyor Türkiye'den. Ama hizmet ihracatı çok geniş bir küme. Bunun altındaki yazılım ihracatı yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir rakama tekabül ediyor. Bizim amacımız da bu 2,5 milyar doları 2025 yılında 15 milyar dolara çıkarmak ülke olarak amacımız yazılım ihracatının. Çünkü geleceğin yazılım ve alt teknolojilerinde olduğunu artık hepimiz farkındayız. Zaten yazılımın geldiği nokta itibariyle. Dolayısıyla biz bu %1'lik payları %3-5 ne kadar çabuk çıkarabilirsek ülke ekonomisine de o kadar büyük bir değer yaratmış oluyoruz. Peki özellikle şimdi ses teknoloji pazarına rakamlara vurduk. Genel pazardaki büyüme oranları nedir? Pandemi döneminde özellikle sizin bu pazar nasıl etkilendi bu süreçten? Biz tabii pandemide biz olumlu etkilenen taraftayız. Hı hı. Çünkü genelde otomasyona yöneliş çok oldu evden çalışırken. Özellikle e-ticaret 3 kat büyüdü pandemide. Biz de e-ticaret gibi alanlara, yani müşteri hizmetleri yoğun olan alanlara dokunduğumuz için
ya biz belki firma olarak %40-50 büyüdük ama genelde bizim sektörümüzün büyüme oranı %20 olarak CAGR veriliyor. Yani son gelecek 3 yılda ortalama %20. Ama genel bilişim, yani genel bütün büyük ekonomiye baktığınızda genelde %5-6 dolar bazında büyümeler bekleniyor bütün dünyada. Ama bizim sektör ondan daha büyük bir oranda büyüyor. Yani biz ortalama tüm dünyada %20'lik bir büyüme bekliyoruz. Sestek olarak sizin büyüme stratejiniz nedir? Özellikle yurt dışında yatırım planlarınız olacak mı? Olacaksa hangi pazarları hedefliyorsunuz? Tabii biz şu anda zaten Sestek olarak gelirimizin %65'ten çoğunu yurt dışından elde ediyoruz. Çok ciddi bir ihracat rakamı var. Neredeyse bizim sektörümüzün, yani yazılım sektörünün ihracatının %1'inden fazlasını falan yapar durumdayız şu anda. Bizim ana pazarlarımız Amerika, İngiltere ve Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye diye konumluyoruz. Ama en büyük pazarlarımız bizim Amerika, Orta Doğu ve Türkiye ilk üçte. Ve buralarda da büyümek istiyoruz tabii ki yani. Daha da büyümek istiyoruz. Biz yakın zamanda bir satın alma ve birleşme aktivitesi gerçekleştirdik. Unifonic, uluslararası bir şirketle. Dolayısıyla o bağlamda da iletişim teknolojileri alanında birkaç milyar dolarlık bir değere ulaşıp ileride çok büyük bir halka açılma olabilir veya başka şekilde olabilir. Bu alanın en büyük oyuncusu olmak istiyoruz dünyada. Evet, Unifon peki özellikle satın alımın ardından yeni dönem hedeflerinizi alabilir miyim? Evet, halka açılma planlarınız içerisinde var. Kaç yıl içerisinde düşünüyorsunuz? Biz 2-3 yıl içerisinde grup olarak konuşuyorum. Unifonic grubu olarak konuşuyorum. Bölgedeki en büyük oyunculardan biri olmak ve hani gerekiyorsa halka açılma veya başka bir kurumsal işlem olabilir. Çünkü Unifonic'in de en büyük yatırımcılarından birisi SoftBank. O da dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden birisi, Japonya kökenli. Dolayısıyla sanıyorum 2-3 yıl içerisinde bölgedeki, yani bölge dediğimde Orta Doğu, Türkiye ve bizimle beraber Amerika'da olmuş oluyor şu anda. En önemli oyunculardan biri olmak istiyoruz. Peki Sestek olarak özellikle ses teknolojilerinde ağırlıklı müşteriyle kurumlar dediniz. Bankacılık, finans sektörü, mobil operatörler. Bunların call center'ların arkasındaki teknolojiyi geliştiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Odaklandığınız sektörler var mı? Var. Ondan da bahsedeyim. Çok doğru tanımladınız Hande Hanım. Biz bizim müşterilerimizin müşterilerine hizmet verdiği noktalarda varız. Bunlarda en bilineni çağrı merkezleri, mobil aplikasyonlar gibi. Yani bizim müşterimizin müşterisi irtibata geçtiğinde ona en iyi hizmeti verebilmek için kendi teknolojilerimizi kullanıyoruz. Odaklandığımız alanlar, bankacılık bizim ana odağımız. Yani bankacılık ve finansal hizmetler diye geçiyor. Oradaki çözümlerimizle hem sanal asistan hem analitik çözümlerimizle bankacılık ana amiral gemimiz. Telekom, çağrı merkezi, Asos çağrı merkezi, sigorta, e-ticaret gibi alanlar bizim ana amiral gemilerimiz. Genelde 4-5 tane dikeyde varız diyebiliriz. Evet, peki önemli de bir Ar-Ge olsa gerek, evet. Bu değil mi teknolojinin arkasında? Ar-Ge merkeziniz var mı? Kaç kişilik bir ekipten oluşuyor tüm bu teknolojiler? Biz şu anda sadece Sestek olarak 150 kişinin üzerindeyiz. Grup olarak 600-700 kişinin, Unifonic grubu olarak 600-700 kişinin üzerindeyiz. Sestek olarak bizim İstanbul, Ankara Ar-Ge merkezlerimiz var. Yeşilköy'de ayrı bir ofisimiz var. Dubai'de ve Londra'da ayrıca ofislerimiz var. Bir de Amerika'da ayrı bir ofisimiz var. Sestek olarak. Sestek olarak. Hı hı. Ve kurucumuz Profesör Levent Arslan zaten Ar-Ge'nin başında. Boğaziçi'nde halen aktif görevde. Öğretim üyesi. Biz 100 kişinin üzerinde mühendis çalıştıran, Türkiye'de yüksek ölçekli teknoloji üreten nadir şirketlerden biriyiz bu bağlamda. Peki Ar-Ge en değerli noktası. Evet. Bu işin aslında kalbi, mutfağı Ar-Ge. Dolayısıyla onu da değerli kılan insan kaynağı. İnsan kaynağına erişimde bu dönemde özellikle beyin göçünü yurt dışına çok enflasyon nedeniyle, çalışma şartları nedeniyle arttığı bir süreçte insan kaynağına, nitelikli insan kaynağına erişimde sorun yaşıyor musunuz? Bu noktada ne gibi fırsatlar var gençlere? Yaşamıyoruz dersek yalan söylemiş olurum. Çünkü Türkiye'deki birçok şirketin, özellikle teknoloji alanındaki şirketin yaşadığı temel problemlerden birisi nitelikli insan kaynağını ulaşma ve elde tutma. Ama biz
tabii dışarıdan çok bilinmesek de biz şu anda gençlerin, mühendislerin çok odağında bir şirketiz. Çünkü çok yapay zeka ile ilgileniyoruz. Yani 10 sene önce söyleseniz yeni mezunlar belki bankaya, telekom şirketlerine girip hani daha havalı işlermiş gibi görünüyordu o zamanlar. Ama şu anda dereceli mezun olanlar SES'e girmek istiyor. Çünkü neden? Biz çok gerçekten core teknolojiyle ilgileniyoruz ve bizde kendi gelişimlerini ekselere edebiliyorlar. Çok hızlı bir şekilde büyütebiliyorlar. Tabii ki yurt dışına biz de kaynak kaybediyoruz. Ama elimizden geldiği kadar biz de yurt dışında çok fazla proje yaptığımız için rekabetçi olmaya çalışıyoruz. Olanaklar, imkanlar, şartlar dahilinde çalışanlarımıza. Çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. İnsan kaynaklarımız güzel çalışıyor. Yani en az etkilenmeye çalışıyoruz. İnsan kaynağı yetiştirmeye çaba gösteriyoruz. Destek oluyoruz derneklerle veya değişik programlarla. Yurt dışında da bizim kaynaklarımız var. Tam tersi de çalışanlarımız var yani. Hani yurt dışından da kaynaklar kullanabiliyoruz. Etkileniyoruz ama herkes kadar çok yoğun etkilenmiyoruz diyebilirim. Evet. Çaba gösteriyoruz. Peki ana çatı grup Unifonic Türkiye pazarı nasıl görüyor? Ses teknoloji pazarı Türkiye açısından gelişim, doygunluğa ulaştı mı, yoksa kat edilecek daha yol var mı? Potansiyeli nedir? Bizim ana şirketimiz tabii iletişim alanında çalışıyor. İletişim dediğimde WhatsApp, SMS, e-mail gönderme, alma, iletişim kurma gibi. Biz onların tamamlayıcı ses teknolojileri pazarını tabii bizimle öğreniyorlar. Yani Türkiye'de bir oluşumları yoktu. Ses tek onlar için Türkiye demek. Şu anda biz onların buradaki bütün bağlarını yürütüyoruz. Onlar için Türkiye çok önemli. Çünkü Türkiye'de çok büyük bir genç nüfus var. İletişime odaklı. 80 milyonluk bir nüfusumuz var. Bunun da büyük çoğunluğu genç nüfustan oluşuyor. Dolayısıyla Türkiye onlar için çok odak pazarlardan birisi. Orta Doğu'dan sonra. Bizimle beraber bu pazarda büyümeyi onlar da bekliyorlar. Peki bir konuşma biyometrisi, diyalog bazlı yapay zeka ve konuşma analitiği dedik. Tüm bunların arkasında ağırlıklı yazılım ve yapay zeka. Önümüzdeki süreçte bunun bir tık ilerisini düşünecek olursak hangi teknolojiler özellikle ses teknolojilerinde devrim yaratacak? Yani devrim derken... Yaratmasını bekliyorsunuz. Yaratmasını bekliyorsunuz. Yani zaten birkaç haftadır herkesin dilinde işte chatbotlarla artık gelinen nokta yazışmalar. Buradaki aslında... Orada güvenilirlik konusu da çok tartışılıyor. Evet. Yani bu işte asıl önemli olan veri kaynağının güvenilirliği. Evet. Şimdi bizim orada bir fark yaratıyoruz. Yani biz neden bu kadar Google'ın, Amazon'un olduğu dünyada nasıl bu kadar iyi işler yapabiliyoruz? Çünkü biz regülatif pazarlarda, bilgi güvenliğinin çok yüksek olduğu pazarlarda biz bilgiyi merkezde değil, müşteride tutuyoruz. Yani müşterinin bilgisi hiçbir yere gitmiyor. Voice biometri ürünümüz var mesela. Sesten imza yaratıyoruz biz. Yani sizin sesiniz aslında kimliğiniz. Bunu çok insan bilmez. Yani parmak izi gibi, DNA gibi. Sesiniz size ait bir biyometrik veri. Türkiye'de hangi sektörler kullanan sektörler, banka, firmalar telekom, var mı? Banka, telekom, evet, çağrı merkezleri var. İsim veremiyoruz herhalde ama şey, müşterilerimizden bu sesli imzayı kullanan var. Ben size şöyle bir senaryo canlandırayım. Siz bir çağrı merkezini aradığınızda Hande Hanım olarak, biz sizin Hande Hanım olduğunuzu ses biyometrisinden tespit ediyoruz. Sonra ne işlem yapacaksanız yaptırıyoruz. Bu mevcutta yapılıyor mu? Mevcutta yapılıyor şu anda. Hı-hı. Hı-hı. Daha sonra da diyelim ki canlı müşteri temsilcisine bağlandınız ve konuşuyorsunuz ve telefonu kapattınız. Sonra da o müşteri temsilcisiyle olan konuşmanızı analiz ediyoruz. Hande Hanım'ın şikayeti neydi? Ne söyledi? Müşteri temsilcisi nasıl davrandı? Ne aksiyonlar aldı veya alamadı? Mutlu mu ayrıldı, mutsuz mu ayrıldı? Onlar o büyük veriyle de diğer ürünleri besleyip sizin bir sonraki aramanızda veya yaşam döngünüzde, yani customer journey diyoruz biz ona, sizin daha mutlu bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlıyoruz. Dolayısıyla biyometri, sanal asistan, analytics, yani büyük veri analitiği, bunları birlikte harmanlayarak kullanan dünyadaki ender şirketlerden biriyiz. Şimdi o zaman işin özünde kimi zaman hani call center'da işim çözümlenmedi, bu sorunu bir daha yaşadım diyen kişiler açısından o teknolojide o yaşanılan sorunu siz müşteri ana firmaya iletiyorsunuz ama o sorunun çözülüp veya çözülmemesi noktasındaki son süreç yine ana firmada. Tabii, biz tavsiyeyi veriyoruz. Evet. Tabii ki şirket de onu uygulaması gerekiyor. Peki ses tek olarak önümüzdeki süreçte farklı projeleriniz olacak mı? Biz şu anda bulut mimariye çok yatırım yapıyoruz. Yani buluttan hizmetlerimizi yaygınlaştırmak, özellikle yurt dışında
bu teknolojileri farklı mimarlarla birleştirip genel çözümler üretmek, sunmak üzerine çalışıyoruz. Yapay zekaya çok yatırım yapıyoruz. Yani daha iyi anlamak, daha iyi nasıl anlayabiliriz? Daha bir sorunsuz bir müşteri deneyimi nasıl yaratabiliriz? Aslında bizdeki devrim sizin mutlu ayrılmanız. Yani bizdeki devrim bugün ses tanımamız %96, %98 yapmak için uğraşıyoruz. Sizin dediğinizi hemen 3 saniye içerisinde anlayıp canlı olarak size sonuç üretmek istiyoruz. Biz bunlar üzerine çalışıyoruz. Evet, müşteri memnuniyetinde değil mi? O sınırsızdır. Evet. En maksimum kişiselleştirilmiş müşteri memnuniyetini sağlamaktır diyorsunuz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. İşin üstünde tabii ki teknoloji yatıyor. Sestek Genel Müdürü Serdar Karadiye'ye diyorum. Şimdi de özellikle gündemde olan dijital platformlar. Bugün baktığımızda Google'dan, Amazon'a, Netflix'e.